Selamlar, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Sayın Herkese hocam, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sağ olun, bizi dinleyen, izleyen herkese de iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Ben Shark Crypto. Altcoin Türk ailesiyle birlikte geleneksel hale getirmeye çalıştığımız Altcoin Türk sohbetlerini ben de hoş geldiniz diyorum. Volkan hocam selam. Devrim hocam özleşmişiz. Selam, selam. Nasılsın, iyi misin? Valla çok özleşmişiz. Bu şey gibi oldu. Yani geleneksel Altcoin Türk sohbetlerinin birincisiyle karşınızdayız. Hani o şey gibi oldu. Başlangıç gibi oldu. İlk programa da beni davet etmiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. 2016 mıydı? 2016'dan 17 miydi? Tam hatırlamıyorum artık. O kadar şey de eskimeye başladı. Arkadaşlıklar da eskimeye başladı. Eski dostlar haline gelmeye başladık. O yüzden de şimdi sizlerle birlikte olmak benim için çok keyifli. Ayrıca onur. Hocam çok teşekkür ederim. Şöyle biz kurulduğumuzdan beri kesintisiz bize destek veren akademisyenlerden birisiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Erkan hocam da var. Yani ismini sayamadığım bir sürü akademisyen dostumuz da var. Ama bunun için öncelikle size minnettarım. Gerçekten teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ne demek? El birliğiyle hep beraber bu ekosistemi bir yerlere getirmeye çalışacağız. O yüzden de bizi dinleyen arkadaşlarımız da bizden birazcık feyz alıp biraz bilgilenebiliyorlarsa ne mutlu bize. Hocam gerçekten öyle. Şöyle başlamak istiyorum ben esasında hocam. Bir sene geçti. Geçen bir senede Devrim Daniel'ın hayatında kripto paralarda öncelikle ne değişti? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Öncelikle sabah 9'da kalkıp akşam normal işte saat 10-11 civarında işleri bitiren ben sabah 7.30'da mesaiye başlayıp sabah karşı 3.30'da biten bir maratona girmeye başladım. Bu hem insanların ilk başlarda ya geçer bu, bir ay sonra geçer, 3 ay sonra geçer, 6 ay geçer, baktılar bir sene geçmiyor, artık herkes yavaş yavaş ümitsizliğe mi kapılmaya başladı diyeyim, artık hani buna alışkanlık haline getirmeye mi başladı diyeyim. Kimi arasam eskiden mesela saat 6'dan sonra çekinirdim insanları aramayı. Ama şimdi özellikle kurumsalda çalışan arkadaşlarım dahi hani gece saat 10-11 diyorlar ki işte hocam şu şöyle olur mu, hocam bu böyle olur mu? O yüzden de mümkün olduğunca bunun genişlemeye başladığını bu ekosistemin görüyorum. Bir de tabii evde oturunca da insanlar herhangi bir şey üretip ya da işte hani dijital ortamda bir şeyler elde edemiyorlarsa yavaş yavaş paradan para kazanmaya çalışıyorlar ki bu da hani eskiden belki yadırganacak bir şeydi. Hani ama olgu olarak işini yapamıyor, performans sergileyemiyor ya da herhangi bir şekilde ne diyelim ona yapmış olduğu şeyleri satıp gelir elde edemiyor. O yüzden de eskiden yadırganan bu şey yavaş yavaş yani bir gelir kapısı olarak da görülmeye başladı. Benim en çok yani kitlesel olarak tüm dünyada da gördüğüm en önemli kaynaklardan bir tanesi. Özellikle işte birazdan büyük ihtimalle NFT ile ilgili sorularınız da olacak. O konu içerisinde de yani hani birer paint açıp da orada böyle bir Cinali tadında böyle çöp adam da çizmek yavaş yavaş o bile para eder hale gelmeye başlıyor. Hocam teşekkür ederim. Sizler neler yaptınız? Ben de onu sorayım. Madem samimi sohbet yapıyoruz, siz de onları belirtin. Hocam esasında ikinci soru bununla biraz bağlantılıydı. İkinci soru derken böyle çokça da hazırlanmadım ama şu da var. Bugüne kadar biz sizin hiç Bitcoin'in veya blockchain'in maddi yapısıyla ilgili konuşmadık. Hiç konuşmadık. Yani ikili diyaloglarımızda da hiç konuşmadık sizinle. Hep böyle bu işin teknolojisinden yana, hep bu işin felsefesinden yana konuştunuz. Yani ben hatırlamıyorum ki Devrim Daniel'ın işte Doge kaç para olacak veya Bitcoin ne kadar hiç duymadım bugüne kadar. Bu konuyla ilgili o kadar çok hem yadırgandım hem hani linç boyutuna ulaşmadı hiçbir zaman ama hocam biliyorsunuz da söylemiyoruz. Hocam hadi bir şey söyleyin falan filan. Bugüne kadarki en büyük yatırım tavsiyem özellikle üniversitelere gittiğimde ya da işte büyük kitlelere yaptığım pandemi öncesindeki konuşmalarda diyordum ki hepinize en sonunda yatırım tavsiyesi vereceğim. Onu da şimdi söylemeyeyim. Bizi sonuna kadar bekleyen olursa en sonunda söyleyelim yatırım tavsiyemizi gene. Ama yatırım tavsiyesi de vermiyor değilim.
Valla o kadar sormadık hocam hiç. Dediği gibi Şark hocamın muhabbeti dönmedi ama Bitcoin ne olacak buradan biz de merak ediyoruz. Ben Size artık burada onu soralım. tüm girdiğim eğitimlerde daha dakika bir diyorum ki ben Devrim Danyal hoş geldiniz demeden önce diyorum ki iki soruyu bana sormayın. Onlardan bir tanesi hocam iner mi çıkar mı? İkincisi de buradan girilir mi? Hani şeyden geçer mi gibi bu işte haremden geçer mi falana dönmeye başladı artık benim için. Espri bir yana tabii hani bir de biliyor olsam gerçekten hani damyanam söylerim ama bu işin özellikle hani gene bana kızacaklar teknolojisi kısmında olan çok fazla arkadaşım yok ki hele bunun işte eğitimini veren de çok hani böyle bir elin parmaklarını geçmeyiz o kadar arkadaşım var ekosistem içerisinde de o yüzden ben işin o tarafında kalmayı daha çok uygun görüyorum. Kimden bunları da öğreniyorum? Sizlerden öğreniyorum. O yüzden de hani sizler de benim o konudaki şeyimsiniz. Bakıyorum Volkan ne demiş, sevgili Şark ne demiş, ona göre böyle bir mantaliteyi ben de anlamaya çalışıyorum. Bir de hep gene bu fenomen arkadaşlarımla ilgili diyorlar ki ya işte hocam şu şöyle söylüyor, bu böyle söylüyor. Ya diyorum tamam iyi çok güzel hepsi hani canım ciğerim biliyorsunuz hani beni tanıyanlar da hiç bugüne kadar ne bir polemiğe girmişimdir ne şey işte böyle güzel güzel herkesi överek ki ben ekosistemin o şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Kavgasız, gürültüsüz ilerlemeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca da bu sürecin içerisinde bazen de onları şey hani böyle takılmak, sistem etmek adına diyorum ki ya bu saate kadar hani bu teknik analizler, temel analizler bu kadar değerli, bu kadar önemli de Ekim'den Şubat ayına gelene kadar bunun 5 kat, 6 kat, belki de hani 8 kat yukarı çıkacağını hiç kimseniz göremediniz mi? Hiçbiriniz bakamadınız mı? Çünkü herkes onun böyle bir şeyi içerisinde işte o dönemi hatırlıyorsunuz 18 oldu, 20 oldu, dur 22 olmuş. Artık hani bir gün içinde 8 tane all time high söyler hale gelmiştik hatırlarsanız. Artık Evet. 2 gün sonra tamam artık atmayalım diye. Hatta birkaç arkadaşım söylemişti. O da çok hoşuma gitmişti. Yani artık bir haber değeri kalmamaya başlamıştı. Bunları da hani görmek güzel. Tabii arka taraflarındaki kurgular, arka taraftaki şeyler grafik okumadan daha çok beni global piyasada nelerin döndüğü daha fazla ilgilendirmeye başlıyor. O açıdan baktığımızda da işte hani kısa vadeli değil de uzun vadeli olarak fikirler de oluşmaya başlıyor tabii. Hocam teşekkür Hocam. ederim. Rica ederim. Şöyle. Şu anda bizi 83 milyon izliyor mu şu anda bizi? Bakayım kaç kişi var mı elimizde rakam var? 83 kişi izlesin yeter bize. Hocam artık YouTube'da da olduğu için hemen izlemeseler bile ilerleyen dönemde de Sonra. izleyebilecekler. Tamam. Bu geçen süreç içinde şöyle bir şey oldu esasında. Blockchain teknolojisi içinde yeni teknolojiler üremeye başladı. DeFi gibi, NFT gibi. Siz de bunların NFT tarafındasınız. Programın ilerleyen saatlerinde bununla ilgili konuşacağım ve ben NFT'den hiçbir fikri olmayan insan olarak soracağım sorularımı Bir size. saniye, beni orada daha ilgilendiren bir kelime sarf ettin. İlerleyen saatlerde dedin, sabah 4'de bitiririz, değil mi? Sevgili şarkı. Hocam elde imkanlar olsa biliyorsunuz hep hayalimiz bu. Saatlerce oturup konuşmak, şey yapabilmek ama Vallahi haklısınız, haklısınız. Yok, vaktimiz takılayım kısıtlı. istiyorum Buradan sonra bir de şarkı. sahur sohbetleri yapacağız. Tamam, ne E, güzel, o ne güzel. yüzden biraz daha efektif kullanmamız lazım aslında zamanı. Tamam, peki. Çok esnetmeyeyim o zaman ben de. Buyurun, sorulara geçelim. Peki. Estağfurullah hocam. Biz neler yaptık bu arada? Hani ona da cevap vereyim hocam. Güzel bir sezon geçirdik esasında bir sene. Son özellikle 3 ay traderlar için ve kripto para yatırımcıları için keyifliydi. Son ki pazar gününe kadar. Fakat bu arada dediğim gibi yeni teknolojilerle ilgilenemesek bile bu coinlere yatırım yapmaya çalıştık. DeFi'ler de çok ciddi artışlar sağladı. Şimdi NFT de acaba böyle bir yatırım aracı mı ya da NFT'yi kim kullanabilir? Bunlarla ilgili ilerleyen dakikalarda soracağım hocam. Volkan hocam senin soracağın var mı bir şey? Yani Hocama. ben ilerleyen dakikalarda dedin ama Devrim hocamdan direkt NFT'yi dinlemek istiyorum.
Tamam. Ben Şark hocama şunu sormak istiyorum. Siz bana soruyorsunuz, ben de şunu soracağım. Sevgili Şark hocam, Japonya'dan ne zaman Türkiye'ye motosiklet gelmeye başlayacak? En son seninle ne zaman konuşmuştuk bunu? Geçtiğimiz Haziran mıydı? Hatırlıyorsun, bir altcoin Türkiye'ye geldiğimde demiştim ki ya motoru değiştireceğim. Ortada motor yok. Hala motor yok. Bu konuda bir fikrin var mı? Buradan Hocam. belki izleyen bir işte Honda yetkilisi bir şey belki çıkar der ki hocam size motor verelim. Hocam bu benim için de önemli biliyorsun. Senin motoru da Zincirleme gidiyor yani, o yüzden konuşuyoruz. Peki şimdi hızlıca bir NFT şey yapayım size, girişi yapayım. Öncelikle NFT'ye gelene kadarki süreçleri bir hızlıca bakarsak neler var diye. Biliyorsunuz işte dünya toz bulutuydu. Oradan girelim topa. 2009'da Bitcoin hayatımıza girdi. Kripto paralar daha sonra işte Bitcoin buradayken ona karşılık bir şeyler çıkabilmesi için bir platform oluştu. Rus asıllı Amerikalı Vitalik Buterin dedi ki ya bu tarafta bir alternatif doğması lazım. O alternatif içinde bir platform olması lazım. Ethereum'u ben virtual machine haline dönüştüreyim ve buradaki bu altyapının üzerinde de tüm diğer şeyler, tokenlar çalışsın. Bu arada da geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde bir altcoin yukarı, bir altcoin aşağı, herkesin dilinde bir şey var. Soruyorum insanlara, diyorum ki altcoin ne demek? Kimsenin bildiği yok. Ya diyorum altcoin bir şeyin açılımı olmalı değil mi? Hani en temel bilgileri veriyoruz. Hocam diyor boş ver sen diyor şeyini, kelime anlamı. Sen diyor bize diyor coin adı söyle. Ya diyorum öncelikle bir neyin niçin yaptığınızı anlayın da hani ona göre şey arabayı sürün. Buradan da madem geldim eğitimci kişiliğimle de şunu söylemiş olayım. Altcoin'i şöyle zanneden arkadaşlarım var. Hani bu arada altcoin Türk'ün de anlam ifadesiyle özellikle hani bizi izleyen arkadaşlar bilmiyorsa altcoin'e de bir şey yapmış olurlar. Bu yüzden de kapıda artık sorun bence. Deyin ki altcoin ne demek, biliyorsan geç, bilmiyorsan önce bir onu öğren. Altcoin herhangi bir şeyin, herhangi bir Bitcoin'in fiyatının altında olmasıyla alakası yok. Birinci yanlış bu. İkinci yanlış, herhangi bir şekilde Bitcoin'in altında olduğu için, ilk üretildiği için de değil, tamamen Bitcoin'e alternatif olarak üretilmiş dedik ya demin. O yüzden de alternatifin kısaltması alt olarak geçiyor ve altcoin de oradan gelmiş oluyor. İşte bu coinlerin oluşmasıyla birlikte de hayatımızda Bitcoin'in karşısında farklı coinler olmaya başladı. 9.000'e yakın şu anda coin oldu ki geçmişte yok olanları da sayarsak benim tahminim 35-40 bin tane şu anda coin var. Hatta ben işte her gün yapmış olduğum uygulamalı eğitimlerde 3 kişi, 5 kişi, 30 kişi farklı sayılarda her birine coin ürettiriyoruz ve bu coin demeyelim, coin deyince de yanlış oldu, token ürettiriyoruz ve token çöplüğüne biz de katkıda bulunuyoruz. Hemen yeri gelmişken de coin ile token arasındaki farkı da söyleyelim. Onu da çünkü çok fazla bilmeyen arkadaşım var. Coin dediğimiz kendi blok zincir otobanı olup da onun üzerinde işleyen. Token dediğimiz ise başkasının otobanında araç sürmeye çalışan diğer kripto paralarımıza verdiğimiz isim, verdiğimiz tanım. Bu sürece kadar bütün şeyler protokol üzerinde çalışıyordu. Protokol dediğimiz de ne? Tamamen internetten örnek verelim. İnternette iki tane temel protokol var. Bunlardan bir tanesi internete girdiğimiz protokol, diğeri de mail gönderdiğimiz protokol. İnternete girdiğimiz protokol esasında herkesin kullanıp ama kimsenin farkında olmadığı HTTP. Yani Hypertext Transfer Protocol dediğimiz, o başa yazdığımız HTTP 2 nokta üst üste slash slash koyuyoruz ya, o bizim internet sayfasına girebilmemiz için gerekli olan 80 porttan çalışan bir protokolümüz. Nasıl? Traderların kafayı yakıyorum değil mi şimdi? He, bizim de öyle oldu işte. Biz anlatırken hocam öyle mi olacak? Böyle mi? Dinleyin bakalım şimdi de. Ben Madem NFT... konuya yakın bir trader olduğum için hocam ben çok şu an zevk alıyorum. Tamam. Bilmeyenler için de bakın arka teknik tarafta da bunlar işliyor yani. Hani onları da bilmiş olun. Siz orada onları takip ediyorsunuz. Biz de burada bunları takip ediyoruz. Bu dediğim gibi Hypertext Transfer Protocol dediğimiz internete girebilmemiz için gerekli olan 80 porttan çalışan bir yapı. Bir de bunun mail için olanı var. O da hani et işareti koyup da sende basıp gönderiyorsunuz ya. O da bizim karşımıza SMTP olarak çıkıyor. Yani Simple Mail Transfer Protokolü olarak çıkıyor. İkisinin de sonuna dikkat edin lütfen. İkisinde de transfer protokol var.
Aynı mantık. Bu arada da 25 port üzerinden çalışıyor mailde. Bu böyle dünyaya da işte 70'lerden beri günümüze kadar gelen bir yapı. 2014 senesinde Vitalik çıkıyor diyor ki ya arkadaşlar biz burada rakam var, burada rakam var ve bunları birbiri arasında transfer edebiliyorsak demek ki biz peer to peer bir işlem yapabiliyoruz. Yani bu noktadan bu noktaya bir veri gönderebiliyorsak bu noktalar arasındaki gönderdiğimiz verilerin sadece sayı olmasına gerek yok. Bunların yanına biz eğer rakam da koyabilirsek eğer bu koymuş olduğumuz rakamla birlikte bütün dünyayı değiştirebiliriz diyor ve işin zaten kırılım noktalarından bir tanesi de bu. Bu protokoller içerisinde rakamların gidip gelmiş olduğu protokole biz ERC-20 diyor. ERC-20 yani ERC-20 tokenları diyoruz. Bunlar sadece rakamların birbiri arasında gidip geldiği şeyler, protokol altyapısı. Ardından konvansiyonel piyasada hiçbir zaman yapılamayan ve daha bundan sonra da yapılamayacak olan bir tekellik, biriciklik, uniklik var mı sevgili Volkan, sevgili Şark? Daha buna hani farklı terim getirebildiğiniz, duyduğunuz, benim duyduklarım bunlar. Eğer varsa siz de lütfen katkıda bulunun. Yani bu değiş tokuş yapılabilen şeylere alternatif olarak üretilmiş olan tekil parçaları aramızda değiş tokuşunu yapabileceğimiz, yapmamızı sağlayan bir mantık çıkıyor. Bu değiş tokuş yapılabilenlere biz fungible yapı diyoruz, fungibility kavramına uydukları için. Diğerine de non-fungible diyoruz. Yani non-fungible token diyoruz onların bu protokol yapısına da. Ve ERC-721 adının altında bunları da toplamış oluyoruz. Yani en temelinde herkesin verdiği örnekten vereyim ben de. İşte benim cebimde 10 lira var, sizin cebinizde 10 lira var. Bu ikisini gidip de bakkal amcaya verdiğimizde onun karşılığında işte iki ekmek, bir süt alabiliyorsak eğer bu bize tüm Türkiye içerisindeki Türk lirasına inananlar ve onu değiş tokuş yapan alıcı satıcılar için bir standart getiriyor. Peki bu işin fungible kısmı. Peki non-fungible da ne olmalı? Örnek olarak onda da işte genelde hep Mona Lisa tablosu veriliyor. Siz Mona Lisa tablosuyla gidip bakkaldan iki ekmek bir süt alamazsınız ya da onu herhangi bir şeyle değiştiremezsiniz. Bu açıdan da işte o biricikliğini, tekerliğini sağlıyor. Ama bir step sonrasında da hayatımıza oyuncular giriyor. Yani gamer dediğimiz arkadaşlar. Hani bu Twitch üzerinden sabaha kadar izleyen, oynamayan insanları bile toplayanlar. Ya da işte bu e-spor tarafı. Bilmiyorum hiç hayatınızda şey var mı? LOL, işte League of Legends oynayanlar. Ben oynadım işte. Hocam. Tamam, ne güzel. Ben de artık oynamaya başladım. Çok mu artık hani böyle 40 kere yaparsan şey olurmuş ya. Ben de oynamaya başladım. Ama oynayan arkadaşlarımı da takdir ediyorum. İşte benim yeğenler de var. Yani iki tane kuleyi alacağım diye bunların arasında bu kadar gidip gelmek. Hele CSGO'daki daha da komik. İşte A'dan mı gidelim, B'den mi gidelim? Go go go. A'dan go go go. B'den ya hani tavlada daha fazla ihtimal var. Öyle söyleyeyim. Hani bizim eskiden bildiğimiz ahşap tavlalarda. Neyse iş bu arkadaşlarım da sorunlarını çözmeye geldiğimiz zaman yavaş yavaş semi fungible dediğimiz yani hem fungible hem fungible olmayan ya da işte mixed fungibility dediğimiz yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Onda da 11.55'lik bir şeyimiz var. Yeni bir protokol yapımız var. Bu protokol yapımız içerisinde de dönüp dolaştığımızda bir sürece denk geliyoruz. Bu da karşımıza işte değiştirilebilir şeyleri bölünür hale getirmeye geliyor. Yani bir Mona Lisa tablosunu siz alıp işte 1000 parçaya, 1 milyon parçaya bölebiliyorsunuz. Bu da hayatımızda işte koleksiyonelliği değiştirmeye başlıyor. Eskiden cebinizde 100 milyon dolar paranız varsa gidip şu anda rakamları atıyorum kafadan işte Mona Lisa tablosunu satın alabiliyordunuz. Ama şu anda bu tersine mühendislik dediğimiz yapılarla birlikte bu 11.55'in sağladığı imkanlarla birlikte 100 milyon parçaya bölüp o 100 milyon parçanın her birini 1 dolara satıp 100 milyon dolara o şekilde ulaşabilme imkanımız ve yapımız hayatımıza geçiyor. Bu da şuna geliyor. Artık tablo yani bir sergi salonuna girdiğimiz zaman şey gibi kuru yemişçiye girmiş gibi oradan bana 20 dolarlık Mona Lisa var. İşte şuradan şu kadarlık Dali var deme imkanımız doluyor. Tabii bu işin sanat kısmı. Her şey sanat da değil takdir edersiniz ki. Sanatın haricinde de çok farklı süreçler var. Bunlar neler?
Biz bunu bir dijital tapu, dijital ikiz ya da dijital kronolojik blok zincir kaydı olarak düşünürsek de karşımıza şunlar çıkmaya başlıyor. Onu da tarihten örnekler alarak bu boyuta kadar getiriyoruz. Birazcık oradan geleyim günümüze ve neler olduğunu ve altı yapısının hani mutfağının nasıl işlediğine dair de fikriniz olmuş olsun. Buradaki süreç biliyorsunuz ticaret dediğimiz şey takasla başlıyor. İşte sen bana balık ver, ben sana yumurta vereyim mantığıyla. Bu süreç ilerlediği süre zarfında da hayatımıza bir ölçeklendirilebilirlik girmek zorunda kalıyor. Ve bu ölçeklendirilebilirlik bir mantalite ötesinde değerli madenleri getiriyor. Çünkü o az bulunuyor, işte herkes tarafından kabul görüyor gibi. Ve ilk defa bir büyük böyle külçe altını diyelim parçalara böldüğümüzde o külçe altının ons olarak da geçiyor şu an günümüzdeki değeri. Onun küçük parçalara bölünmüş olduğu hali bize ona rezerv olarak kullandığı için madenin ayar ve ağırlığı kadar bir parça bölümü yapıyor. Yani işte bir kiloluk bir altınımız varsa onu birer gramlık böldüğümüz zaman onun bir kiloluk değerini bine bölmüş oluyoruz ve bu hayatımızda ilk rezerv para hikayesini karşımıza çıkartıyor. Daha sonra işte altın ağırlığı ve değeri artmaya başlayınca bir yeri park edilmek zorunda kalıyor ve bu park ettiğimiz an itibaren de hayatımızda başka bir kırılım daha oluyor. O da şu: altın yer değiştirmeden el değiştirebilecek bir metodolojiye oturmaya başlıyor. Bu da ne demek? Yani ilk defa bir değer eden şeye değer etmeyen bir şeyi bağlayarak hayatımızda döngüler yaratmaya başlıyoruz. İşte bu çok önemli bir kırılım. Hani diyorlar ki ya böyle saçma şey olur mu efendim, işte orada aldığım bir dijital işte şeyle veriyle birlikte ya da bir dijital tapuyla birlikte sen nasıl onun sahibi olabilirsin? İşte bal gibi tarihte de var. Sen burada altın yer değiştirmeden kalsın diye bu tarafta şeyi tutmuşsun. Bu kağıdı tutmuşsun ki kağıdın o ana kadar da hiçbir değeri yok. Bu arada hani onu da unutmayın. Daha sonra işte garantörlükler çıkmış falan filan. Günümüze geldiğimiz zaman da buna yönelik çok fazla şey var, örnekler var. Gelin onlara da bakalım. Örnek olarak mesela işte okullardan mezun oluyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, işte yüksek lisans, hepsinden mezun olduğunuzda elinizde size bir tane böyle çerçeveli bir A4 kağıdının yan dönmüşünü veriyorlar. Yanları süslü. Ama baktığınız zaman hepsi o okuldan mezun olduğunuzu anlatan bir belge. Yani orada bir değer var. O değere karşılık verilmiş olan bir dijital işte ya da kağıttan oluşan bir yapı. Bu sadece bununla mı sınırlı değil tabii ki. Mesela bir gayrimenkulünüz var, bir eviniz, işte bir iş yeriniz var. Oradaki mülkünüzün karşılığında ne veriyorlar size? Gene A4'ün yan yapmış haliyle böyle çevrilmiş bir şey veriyorlar. Kağıt parçası ya da dijital bir tapu veriyorlar. Başka? Araba alıyorsunuz. Arabanızın ruhsatı benzer şekilde. Yani hani herkes bol keseden sallıyor ama bunlar tarihte geçmiş şeyler, geçmişte olanlar. O yüzden biz onlardan aldıklarımızla ilerliyoruz. Yoksa hiçbiri şu anda günümüzde sıfırdan icat edilmiş şeyler değil. Bu da ilk işte takas döneminden sonraki bulunmuş olan, yani 5000 sene öncesinde bulunmuş olan yapıyı günümüzde de dijitalleştiriyoruz ve diyoruz ki benim elimde bir değer var. Bu değer her şey olabilir. Buna da ben şöyle bir genelleme yapıyorum. Aklınıza gelen gelmeyen, gözünüzde görüp görmediğiniz, elle tutulur tutulmayan, katı, sıvı, gaz ne varsa onu biz eğer tanımlayabiliyorsak, yani bir formülünü, bir yerini, bir şeyini, tanımını yapabiliyorsak onu NFT yapabiliriz. Bu da aklımıza hani her şeyi getirebilir. O yüzden de her şey NFT olabilir diyoruz. Bu mantığın temelinde de şu var: NFT yaratmak demek NFT'yi satmak demek değil. Yani bir şey yaptığınız zaman mesela bu dijital kimlik de olabilir. Bu bir dijital atıyorum heykel de olabilir. Bu bir araba kaydı, bir okul diploması ya da atıyorum herhangi bir şeyin bir evlilik cüzdanı bile olabilir. Yani evlilik cüzdanları artık NFT'leştirilmeye başlayacak. Ve yapacağınız işte iki tane cüzdan içerisinde tek şeyi ikiye böleceğiz. Evlilik cüzdanını yarı parçası sizde, yarı parçası burada olacak. Ve hani burada da en çok gelen soru şu: hani magazin programlarında da işte efendim evlendiniz mi, evlenecek misiniz, işte çıkıyor musunuz, sevgili misiniz? Sevgiliyiz. Efendim ne zaman boşanıyorsunuz? Ne zaman ayrılıyorsunuz? Ya dur daha dakika bir, hani iki saattir sormuyor muydun ne zaman
evleniyoruz diye işte evlendik. Yok ne zaman boşanacaksın? Bu da aynı mantık. Diyorlar ki hocam tamam bu şekilde evlilik cüzdanını verdiniz. Nasıl ayrılacaklar? Yapacağınız işte şu. Sizdeki bulunan o NFT'nizi karşı tarafa iade ettiğiniz andan itibaren de yani merkeziyetsiz boşanma şeyine ne diyelim ona mahkemesine andan itibaren de iş bitmiş olacak. Ben düşünmemiştim ya. Yani, çok iyi. İşte NFT dediğimiz hikaye de bu. Ağzınıza sağlık. NFT ile alakalı Şark hocamın soruları var biliyorum. Aramızda da konuşmuştuk. Ben şeyi de rica edeyim. Bizi dinleyen arkadaşlarımızdan da NFT ile alakalı bu konularla alakalı sorular varsa yazabilirler. Biz konuşacağız. Konuştuktan sonra ben hepsine bakmaya çalışıyorum. Hepsine cevap vermeye çalışacağız yayında. Şark hocam var mı sorun? Var hocam şöyle ben bir yazarım ve öyküler yazıyorum. NFT'den faydalanabilir miyim? Ya da hangi sektörlerde NFT'yi başarılı bir biçimde kullanabiliriz? Öngörüleriniz nelerdir bu konuda? Tanımlayabileceğimiz mesela en son bir arkadaşım geçen gün işte bizim bir NFT stüdyomuz var. Burası bir NFT üretenlerin kendilerini işte ne diyelim göstermeye çalıştıkları yerlerden bir tanesi. Orada en son mesela kahvenin moleküllerini NFT'leyip sergileyen bir şeyimiz oldu. Bir içerik üreticimiz. Ben onları NFT'ci diyorum. NFT'ciler olarak işte aşağı doğru böyle indiğinizde en sona doğru gelirseniz mesela orada o söylediğim kahveyle ilgili şey var. Şimdi sevgili Şark söylediğim gibi işte bu mesela bir kahve atomu. Hatta şeyi de atom terbiyecisi, atom educator olarak geçiyor kendisi de. Gördüğünüz gibi böyle bir yapısı var. Şurada da açıklaması var okursanız eğer. Yani diyorum ya hani aklınıza gelir mi? Gelmez ama bu arkadaşımız da onu şu anda NFT'leştirmiş ve satıyor durumda. Hani şeyler çok daha artık onu sizler de tahmin edebilirsiniz. İşte ben yazarım, ben işte heykeltıraşım, işte tablo yapıyorum, karikatür yapıyorum. Onların hepsi okey. Sevgili Volkan bu birazcık animasyonu büyük, çok derinlemesine iniyor. O yüzden de biraz geç geliyor. Ama yani hı-hı, şu görmüş olduğunuz gerçek bir molekül. Hiç aklınıza gelir mi? Ama bir arkadaşımızın evet, aklına geldi. Benim de çok hoşuma gitti. O yüzden de buraya da böyle bir sergilemesini yaptık. Ama onun haricinde işte burada sevgili Yiğit Özgür mesela en son gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi. İsterseniz bir baştan konuşalım. Ne zaman kuruldu, amacı nedir, nasıl bir hizmet vermeyi amaçlıyor? Tabii sonrasında ki bakalım. Tabii ki NFT stüdyo esasında tohumları 2016 senesinden bu yana atıldı. Çünkü biz eğitimle ilgili içerikleri işte 2014 senesinde yavaş yavaş bu akıllı sözleşmeler hayatımıza girdiğinde dedik ki iş bu tarafa doğru gitmeye başlayacak ve o andan itibaren de dile getiriyorduk. Ama tabii kimsenin ilgisini çekmiyordu. İşte bu bildiğiniz gibi en son şeyle beraber bu işte 2021 ile beraber sanatçılara ilk defa özellikle sanat kesimindeki arkadaşlarımıza ilk defa bir şey açılmış oldu. Bir kapı. Çünkü bu tarihe kadar işte ne Amazon'dan ne eBay'den ne Türkiye'deki işte N11 gitti gidiyor hepsi burada Trendyol hiçbir yere kendi sanat eserlerini koyup da satamıyorlardı. O andan itibaren de bu pandemi döneminin de onlara getirmiş olduğu işte performans yapamıyorlar, herhangi bir şekilde ürettiklerini pazarlayamıyorlar. Böyle bir kapı açılmış oldu. Bu kapının aralanmasıyla birlikte de tabii özellikle yurt dışında yani Türkiye'de şu anda ne bir alıcısı var ne bir marketplace'i var hiçbir şey yok. Oradaki en önemli olan konu bunu yurt dışına sunabilmek haline geldi. Ve işte geçtiğimiz Şubat-Mart dönemlerinde de birkaç tane yüksek meblağlı işte satış olunca tekrar söylüyorum. Buradaki ana amaç satış değil. Buradaki ana amaç orada bir şey oluşturulması. Hani mantalite oluşturulması ve bir portföy oluşturulması. Bu arkadaşları da oradan bir sürecin içerisinde kendilerine bir seslerini duyurabilecekleri bir mekanizma, bir yol bulmuş oldular. Bu NFT stüdyoda tamamen bir üçgenin bacağı. Esasında NFTG.com dediğimiz bir temel ana
şeyimiz var, kurgumuz var. Onun altında burası showroom gibi geçiyor. Bir de NFT'lerini oluşturmak isteyip de oluşturamayan, hani esas işi bu olmayan, teknolojiden çok haz etmeyen insanlar için de bir de NFT atölye diye bir bacağımız daha var. Bu üçlü bacak eğer ilgilenen arkadaşlarım olursa herkese açık kapısı, herkese hizmet veren bir yapıda ve işin içine girdiğinizde de iki tane temel fonksiyonumuz var. Şu anda dünya üzerinde bir başka sitede de ben görmedim. Hani bunu ben yaptım diye gururlanıp ya da şey olsun diye söylemiyorum. Hani böbürlenmek için söylemiyorum. İki tane yapısı var. Bunlardan bir tanesi NFT üretenlerin kendini teyit etme imkanının olduğu bir site yok. Yani normalde girip de siz ben işte şu anda Cem Yılmaz'ın şeylerini örnek olarak vereyim. En bilinir hani şeylerden, karikatüristlerden ya da işte ne diyelim ona, en önemli figürlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktığı için sağ klik yaptığımda bütün fotoğraflarını ya da işte görsellerini save edip ben Cem Yılmaz'ım diyebilirim. Ama gittiğiniz zaman en temelinde hani Twitter'dan bile yazsanız Cem abi sen misin diye, hayır ben değilim dediğinde teyit mekanizması esasında basit görünüyor. Ama siz meşhur değilseniz ya da herhangi bir Twitter'ınız, Instagram'ınız yoksa kendinizi nasıl teyit edeceksiniz? İşte buradaki orada başvuru kısmına basarsan sevgili Volkan, orada bunun açıklaması da var. Burada iki tane temelimiz var dedik. Bir tanesi bu teyit kısmı. İkincisi de dünya üzerinde ilk defa birden fazla sitenin, yani şu anda 22 tane temel NFT sitesi var. Onlardan hepsinde gidip kendiniz ürünlerinizi ayrı ayrı koyabiliyorsunuz. Onları bilen insanlar sizi gidip ziyaret edebiliyorlar. Ama bilmeyenler, yani örnek olarak işte Gülben Ergen'in nerede ürünlerinin koyduğunu bilmeyenler bu sayfadan girip Gülben Ergen'in her türlü sayfadaki sitedeki ürünlerini tek bir noktadan görüyorlar. Tek bir noktadan Connect Wallet yapıp hepsinde alışveriş yapma imkanına sahipler. Hangi siteyi işte göz görüyor ya da orada bir üyeliği varsa mantalitesi temeli bu. Yani bütün bu süreçlerin hepsinde de sağ olsun arkadaşlarla, özellikle tabii ben birebir görüşüyorum. Dediğim gibi burası bir teyit mantığı üzerine ilerlediği için şöyle de bir yanlış algı ya da şeye kapılmasını istemem arkadaşlarımın. Burada kimseyi seçmiyoruz. Yani buraya gelip kaydolmak isteyen ya da bu ekosistem içinde yer almak isteyen herkese kapılarımız açık. Yani kimsenin gözü üstünde kaşı var deyip onu almamazlık etmiyoruz. Ya da ürünlerini seçmek yap, öyle bir şeyimiz yok, mantığımız yok. Buradaki tamamen temel amaç, işte Volkan Korkmaz diye birisi var mı? Varsa da o eserler onun mu? Onu teyit etmek. Ardından da aramıza hoş geldin diyoruz. Ve işte her gün birer kişiyi lansmanını yaparak böyle bir sürece başladık. Tabii ana amaç bunu, bu kültürü Türkiye'de de oturtmak, yurt dışındaki o şeyi, bakış açısını Türkiye'ye de getirmek. Tabii şu anda gördüğünüz gibi çok, hani mesela sevgili Yiğit Özgür'ün belki binlerce karikatürü var ama her gün böyle ben ona damlalık diyorum. Böyle damlalıkta pıt 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 yavaş yavaş işte insanları alıştırmaya çalışıyoruz. Şu kısmı çok güzel olmuş hocam. Bir Instagram havası var. Dediğiniz gibi bütün ürünlerini toplayabildiği güzel bir alan olmuş. Burası mesela Rarible's. Mouse'u sağa kaydırıp aşağı inersen eğer mesela diğer satmış olduğu siteleri de görüyorsun. Mesela aşağıda OpenSea var. Ona inersen. Yani bu site bitti. Şimdi aşağıda OpenSea sitesi var. Aşağı inersen mesela burada da Yiğit Özgür'ün işte diğer bu OpenSea'deki ürünleri gelmeye başlıyor. İşte böyle 22 tane farklı site var. Hangisinde varsan hepsini toplamış oluyor. Evet, evet. En şu anda faydalı kısımlarından bir tanesi de bu. Tekrar söylüyorum, elinizden herhangi bir şey geliyorsa eğer mutlaka bu NFT dünyası internetin ilk başladığı dönem gibi düşünün. Yani hani internette ilk çıktığı zaman nasıl herkes bir site yapma, bir orada yer alma şeyi vardı. Sizin de en azından hani işiniz olur olmazı bilmem ama deneme açısından böyle bir şeye girip burada bir yol almanızı, en azından bir kaydınızı yaratmanızı tavsiye ederim şimdiden. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben bir şey sorabilir miyim Volkan hocam? Tabii hocam. Şöyle,
Hocam biliyorsun ben bazen böyle şeytanın avukatlığını yapmayı severim devrim hocam. Bu noktada Tabii. hareketle şunu sormak istiyorum ben. Sanat dediğimizde aklımıza gelen şeylerden biri de esasında koleksiyon evlerinin, koleksiyon firmalarının aldığı yüksek komisyon oranları veya sanatın soyluların veya burjuvanın araya sıkıştırmasıyla birlikte yaptığı bir seçenek var orada esasında. NFT anladığım kadarıyla birazcık buna da bir baş kaldırı şeklinde doğan Kesinlikle. bir durum. Fakat şöyle de bir durum var burada. Burada fikrinizi alacağım. Fakat şöyle bir şey de var. Şimdi arkadaşlarım da soruyorlar. Birazcık NFT yapmak isteyen insanlar için özel bir danışmanlık da gerekiyor gibi görüyorum. Mesela Hayır, sevgili hayır. yok, Hayır, bir şöyle kere hemen bitireyim. buyurun. Hemen Tamam. bitireyim. Örneğin Wind Crypto arkadaşım benim çok iyi de arkadaşımızdır, dostumuzdur bizim. Şey yapıyor, fitness'la ilgili bir şeyler yapıyor. Tamam, Fitness tamam. eğitmeni. Veya Enes var gene burada bizim arkadaşımız. O da antika Tamam. ürünleriyle ilgili yapıyor. Tamam. Tamam, kavramsal olarak bazı şeyleri çerçevesini çizebiliyoruz ama yönlendirme konusundaki şeyden bahsediyorum ben. Neyi nasıl yapabilirizden bahsediyorum danışmanlıkta. Fikrinizi alabilir miyim? Sonra da bunlarla hem fitness hem de şeyle ilgili nasıl bir yönlendirme yapabilirsiniz? Tabii ki. Öncelikle ilk söylemiş olduğun şey protest yapısı çok geçerli ve artık sen bir aracı kullanmadan yani herhangi bir çatı ya da onu bir şey kullanmadan kendini sunabiliyorsun. Ya da NFT'yi herhangi bir şekilde mint dediğimiz mantalitede oluşturabilir hale geliyorsun. Yani blok zincire sen kaydını atar haldesin. Ama bu süreçlerin içerisinde özellikle şu anda bizim ekosistemimizde olmayıp da dışarıdan bu işi yapmaya çalışan işte başta sanatçı arkadaşlarımız ya da daha sonraki içerik üreticilerinin hepsi neyi nasıl yapabildiklerini bilmedikleri için danışmanlık kısmını orada alıyorlar ya da orada bir fikir edinmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü girmek istiyorlar. Bu girmek istedikleri sularda da nasıl hani derin midir, sığ mıdır? Mesela diyoruz ki kafadan MetaMask'ınız var mı? MetaMask ne? Daha onun hani şeyinde değiller. Danışmanlık kısmı bu. Yoksa hani böyle bir bilen insan için orada da farklı şeyler var, dinamikler var. Mesela bugüne kadar ki bir işte normal pazarda bir ürün satan arkadaşımız için çok yabancı geliyor ya da çok değişik kuralları var. Oraya mesela bir böyle işte kupa koyup satmak çok mantıklı değil. İşte bir ayakkabı göremezsiniz ya da bir işte tuvalet kağıdı ya da işte bu FMCG dediğimiz hızlı tüketim malzemelerini göremezsiniz. Çünkü bunun yeri orası değil. Burada farklı kurgular, farklı bölünebilir yapılar çalışmaya başlıyor ki şu an içerisinde de insanlar ellerini alıştırmaya çalışıyorlar. Yani işte ufak ufak böyle 5 dolarlık, 10 dolarlık işte tamam milyon dolarlık satılan da var. Ama tekrar söylüyorum ana amaç burada satılması değil. Bu bir step sonraki özellikle devletlerin çok işine yarayacak. Bu sürecin içerisinde de işte bu demin söylediğim gayrimenkuller, noterler, tapular bunların hepsi esasında coin değil birer NFT satar hale gelecekler. Onun da size en temel fonksiyonunu şu şekilde söyleyeyim. Biliyorsunuz hepimizin internet bankacılıkları var ve internet bankacılıklarını sadece girdiğimizde işte Volkan Korkmaz ya da Shark ya da Devrim Danyalı yazdığımızda ya da girdiğimizde orada sadece rakam görüyoruz. Artık rakam görmeyeceğiz. Onun yanında collectibles dediğimiz ya da işte NFT diyeceğimiz ya da işte ne derseniz deyin. Orada kendimize ait araba ruhsatlarını görmeye başlayacağız. Orada gayrimenkul tapularını, mezun olduğumuz okulların diplomalarını. Ardından da şunu yapmaya başlayacağız. Normal işte sevgili Volkan'la birlikte bir araba alış-satışı yapacaksak yapacağımız işlem de şuna dönmeye başlayacak. Noterin yaptığından çok farklı değil. Ben arabamı sevgili Volkan'a satacaksam eğer Volkan'la aramızda anlaştık. Baktı tamam dedi. Hiçbir notere gitmeden yapacağımız işlem 5 satırda bitecek. Nasıl mı? Buraya devrimin TC'sini yazacağız. Ortaya satmak istediğimiz benim Volkan'a satmak istediğim arabanın plakasını yazacağız. Bu tarafa da Volkan'ın TC kimlik numarasını yazacağız. Göndere basacağız. Göndere bastığımız anda da arka tarafta şu şekilde bir mantık işleyecek. Diyecek ki ilk şey Devrim Hoca'da bunun şeyi var mı, sahipliği var mı arabanın? Bakacak, tik atacak. Aşağı geçecek. Diyecek ki sevgili Volkan'ın bunu ödeyecek hesabında yeterli bakiye var mı? Bakacak. Onu
kabul edecek. Ardından bir step aşağı inecek. Diyecek ki Volkan'ın bu masrafları ödeyecek şeyleri var mı? Ki bu masraflar artık devlet tarafı için de çok daha avantajlı hale gelecek. Niye diyeceksiniz? Çünkü Volkan'ın dijital cüzdanından para çıktığı anda ilgili yerlere para direkt yatacak. Yani notere işte binde üçü gidecek, işte vergi olarak işte %2'si kesilecek, herhangi bir bu aracı siteden aldıysak onun komisyonu düşecek ve ardından 5. satırda da şu gerçekleşecek. Volkan'ın hesabından çıkmış olan, dijital cüzdanından çıkmış olan para devrimin dijital cüzdanına girecek ve onun sahipliği de, arabanın sahipliği de plaka olarak Volkan'ın hesabına geçecek. 5 satır. Bu 5 satır için bütün bunların hepsi komple yapılabilir durumda. Aklınıza gelip gelmeyen, elle tutulur tutulmayan dedik ya, bütün bunların hepsinde bir tanım olarak bir plaka, bir işte adapafta parsel ya da demin gösterdiğim gibi bir molekül kaydı olarak bir yerde tutabiliyorsak, ki biz buna IPFS diyoruz, Interplanetary File System dediğimiz, tüm gezegenler arasında bir dağıtık yapıda fay sistemi üzerinde de tutuluyorsa, işte bu temelde bizim bütün hayatımızı değiştirecek. Yani esas önemli olan şeyin şurada olduğunu unutmayın. Normal bu bir kripto değiş tokuşu gibi değil. Bu tamamen bütün hayatı değiştirecek. Yani değiştirebilecek değil, artık yavaş yavaş uygulamalarını da görmeye başladık. Bir noktaya doğru gidiyor. O yüzden de söylediğin çok doğru yani. Burada hocam şeyi soracağım ben. NFT olmadan önce de NFT ortaya çıkmadan önce de aslında az önce anlattığınız işte bizim aramızda geçen araba satışı örneğini biz zaten konuşuyorduk. Hani bu bir şekilde şeyle kodla blok zincirine yazılacak ve değiştirilemeyecekti. Akıllı kontratlarla bunu sağlamış olacaktık. NFT gelince buna ekstra bir şey kattı mı, yoksa hani NFT buradan bunu daha görsel hale getirmeye başladı. Eskiden sadece biz bunu böyle olabileceğini düşünüyorduk, kafada çok canlanmıyordu. Şu anda onları görsel hale getirmeye başladık. Yani baktığınızda şu anda kimse oraya ruhsatını ya da şeyini koymayacağı için, public bir ortamda olduğu için, yani public bir blok zincirde olduğu için şu anda bu söylediklerimi çok yapamıyoruz. Ama bir step sonrasında bu işte semi-private, private blockchain'ler var arka tarafta hani oturan. Onlarla birlikte böyle daha kişilerin sadece kendilerine ulaşabileceği ya da işte devlet birimlerinin ya da işte kolluk kuvvetlerinin ulaşabileceği bir yapıya dönmeye başladığı andan itibaren iş çözülmeye başlayacak. Temeli bu. Anladım. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Şarkı hocam, var mı sorun, yoksa Vint'in ve şeyin Enes'in sorularının cevaplarını mı isteyelim Devrim hocam? Önce onları isteyelim. Sonrasında başka bir sorum daha var hocam. Tamam. Önce onları isteyelim. Tamam. Alalım. Devrim hocam, ekrana da yansıttım. Vint Crypto bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Merhabalar Vint Crypto. Sporla uğraşıyor. Sorusu şu: hocam egzersiz hareketlerini NFT ile değerlendirme imkanı mümkün olur mu diyor. Aklınıza gelen gelmeyen dedim. Bakın bu da güzel fikir. bu da mantıklı bir fikir. Şeyden yayın sonrasında bana DM'den bir mesaj atın. O konu üstünde konuşalım. Olur tabii ki. Her türlü şey olur. Sadece bunu kurgusunu arkada nasıl planladınız ve görsel olarak insanlara nasıl anlattığınız da doğru orantılı. Yani o sporun nesini tanımlayacaksınız? Nasıl bir kurgu çizeceksiniz ve onu insanlara nasıl tanıtacaksınız? Temeli bu. Yoksa olur olmaz diye bir şey yok. Tamam, ben ilk dediğiniz gibi satış ağırlıklı düşünmeyeceğim zaman mantıklı geliyor. Ama satış ağırlıklı düşünürsem bu hareketler neredeyse evrensel. Farklı hareketler, farklı stratejiler üretilebilir tabii ki, ama hani ben orada bir göğüs hareketi mesela çektiğimde, bunu NFT'ye çevirdiğimde nasıl bir kurgu kurabilirim de... Öncelikle şöyle bir avantajı var. Bunu ne yaparız biz genelde? Hep ya videodan seyrederiz ya da bir kağıt üzerinde broşürde görürüz, değil mi? Artık bu günümüzde şu anda bunları nasıl yapacağınıza dair size bir animasyon şeklinde geliyor. Ve dijitalliğin de en önemli noktalarından bir tanesi bu. 3D animasyon ve işte bu özellikle bu aralar hani biliyorsanız işin o tarafına daha da fazla ağırlık verin ya da yönelin isterim. Hatta eğer arkadaşlarınız varsa dijital art yapan, piksel art yapan, 3D ile ilgili uğraşan arkadaşlarınız, onların bana ulaşmalarını sağlayın. Çünkü onlara ben bireysel olarak da hani
çoğu şey iş imkanı kısıtlı olduğu için evde oturuyorlar. Onlara freelance olarak da bir sürü şey imkan sunabilirim. O açıdan baktığınızda da yani normal bir işte şeyde bir figür yaptıktan sonra o figürü dilerseniz şeyde bir esnaf lokantasında yemek yerken de kuru fasulye pilavı bu şekilde tanıtabilirsiniz. Ya da işte sevgili Volkan'ın söylemiş olduğu gibi o göğüs bench press yapacağı zaman da onu bir şey yaparak hani nasıl yapılabileceğini bularak birden fazla şeye spor merkezine verebilirsiniz. O da ekrana yansıttığı zaman yani bunların satışı artık bu şekilde olacak. Eskisi gibi hani bilmiyorum yaş tutanlar var mıdır? VHS kasetler ya da işte Betamax kasetler vardı. Onları böyle takardık işte şeyin spor salonlarında onlar oynardı. Artık onlar oynamayacak. Siz bir kere yapacaksınız. Bunu atıyorum 100 bin parça halinde 100 bin edisyon deniyor ona. 100 bin edisyon halinde tüm dünyaya vereceksiniz ve sevgili Volkan'ın söylemiş olduğu gibi bu şeyler de hareketler de standart olduğu için herkes tarafından böyle tıkır tıkır alınarak tüm globale yayılmaya başlayan bir hale gelecek. Bunu da tekrar söylüyorum, parayla olduğunu düşünmeyin. Mesela gittiniz bir yürüme bantçısıyla ya da bir atıyorum spor aletleri satan bir yerle anlaştınız. O bunun yanında onları hediye edecek. Yani siz normal bir toplu satış yaptığınızda onları tek tek satmak zorunda kalmayacaksınız. O sadece diyecek ki git şuradaki bu işte benim marketplace'imden ya da marketplace dediğimiz gene satışa yönelik, satışa yönelik olmayan işte atıyorum altcoin Türk slash işte diyecek ki bench press işte positions ya da işte ne diyelim ona moments diyecek. Onları gidip oradan izleyip görebileceksiniz. Yani her şeyi bireysel satış olarak düşünmeyin. Trader olarak mantıksal açıdan hep kafa o tarafa gidiyor ama ondan daha geniş bir, daha büyük bir yapısı var. Ben de hep şey tamam. Düşünüyorum. Nasıl ucuza alabilirim? Hep NFT. doğru. Evet. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Enes'in sorusunu Şarkı hocam sen anlat istersen. Biraz da onunla sohbetiniz daha şey olduğu için sana paslayayım. Ekrana da yansıttım. Memnuniyetle. Enes bizim Kadıköy'deki esnaflardan bir tanesi. Hatta sosyal eskici, Instagram adresi de sosyal eskici, çok da hoşuma gitmişti böyle gördüğümde. Tanıştıktan sonra da takip etmeye başladım. Eski materyalleri, antika materyalleri satıyor. Ticari anlamda satıyor. Süper. Olarak bunu nasıl kullanabilirim diye sorduğunda ben dedim ki Bekle Devrim Hoca'yla bizim bir programımız var. O da hani yardımcı olur ve aynı zamanda da yönlendirebilir dedim. Ama burada da açıklama yapmak adına, ticari olmak adına ne yapabiliriz sence hocam? Şu anda ticari hiçbir sırrımı burada vermem. O yüzden de sevgili Enes beni programdan sonra ara. Buradaki arkadaşlar için de Ankara'yla bir şey olmaz. Onu geçin. Başka soru varsa ona gelin. Tamam, peki hocam. Espri evet. Bir yana, şimdi antika dediğiniz andan itibaren de işte elle tutulur her şeyi, demin dedik ya, burada bir değeriniz var, bir altınınız var, onu el değiştirmeden, şey yer değiştirmeden el değiştiriyoruz demiştik ya, bunun farklı yöntemleri var. neler? Fiziksel olarak 4-5 tane farklı yöntem var. Bir tanesi bunu herhangi bir şekilde nasıl işte N11'e gitti gidiyora koyuyorsanız aynı şekilde şeye koyabiliyorsunuz. Marketplace'lerden bir tanesine koyuyorsunuz. Tekrar söylüyorum, ana amaç bunu satmak değil. Yani sürekli her seferinde söylüyorum bunu. Lütfen kafanızda bir yere koyun. Ben antika eserler elimde kalsın, o benim işte storage'ımda yanıp kül olmasın ya da herhangi bir şekilde işte buluta koydum oradan uçmasın diye bunu blok zincire kaydediyoruz. En temeli bu. Ardından da bunu hani değer olarak başka birilerine transfer edebiliyorsak gene parayla ilgili bir şeyimiz yok. Yani siz normal ticaretinizi gene elden yapabilirsiniz ama bunun hakkını o şekilde devrediyor olabilirsiniz. Fiziksel olarak NFT'sini devretmiş olduğunuz şeyde fiziksel olarak bunun devrini gerçekleştirebilirsiniz. Hayır, bunu custodial services dediğimiz ya da custody service dediğimiz onu sizin elinizde tutarak, onu bir saklayıcı hizmeti yaparak kendinizde tutabilir ve bunun şeyini karşı tarafa saklama bedeli olarak da yansıtabilirsiniz. Bunların hepsi şey, mesela en uç noktalarından bir tanesi de siz ona bu dijital tapuyu, dijital şeyi, yapıyı verdikten sonra karşı taraf sizden şunu talep edebilir: o ürünü ortadan kaldır.
Özellikle bu Banksy şeyinde karşımıza çıkan örneklerden bir tanesi. Biliyorsunuz Banksy bir sokak sanatçısı. Bir müzayede içerisinde bir ya da iki sene oldu bunu yapalı. Bir ürünü sattı. Satışını yaptıktan sonra, hatta tam şu anda rakamını hatırlamıyorum ama işte 100 milyon doların üstünde bir rakamdı tahmin ediyorum. O öyle bir satış yaptıktan sonra satılan ürünün parası kendisine geçtiği andan itibaren o ürünü aldığı çerçevesinden çıkardı ve böyle bir öğütücüden geçirerek onu yok etti. Millet böyle kendisine 30 tane kamera çevirdi. Ne oluyor işte, ne yapıyorsun falan filan derken dedi ki ben bunu bizim bildiğimiz ekosistem tabiriyle burn ettim. Burn ettim dediği anda da biliyorsunuz burn'ün yani mantık karşılığını, sizin elinizdeki sadece o dijital değer, dijital sertifikasyon tapu o kalmış oldu. Bu da bize neyi getirdi? Tamamen o elimizdeki değer kat be kat arttı. Bütün bu süreçlerin içerisinde antika olsun, işte spor olsun, farklı farklı aklınıza ne geliyorsa hepsi olsun. Bunlarla ilgili en temelde şu anda deneysel bir süreç yaşanıyor. Yani hani DeFi nasıl bir deneysel süreç yaşamıştı? Yani ilk başta işte şeyle, DAI ile başladı. Ardından Compound çıktı. Ardından işte farklı farklı kültürler çıktı. Sonra hiç ortada yoktu. İşte yield farming çıktı. Ardından işte farklı blok zincirleri üzerine şey oldu. Bu da aynı NFT'de aynı mantık üzerinde gidiyor. Sadece diğerlerinde olan rakamlardan, yani işte bildiğimiz konvansiyonel piyasadaki bankacılık sistemi, bildiğimiz kripto paralardaki sayı sistemi ya da DeFi'deki gene sadece rakamların gidip gelmesiyle oluşan oradaki sayı sistemlerinden çok 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 daha büyük bir dalga, çok daha büyük bir yapı hayatımıza giriyor. Neden? Çünkü herkesin parayla işi yok. Ama herkesin veriyle, dijitallikle ve rakam artı harfle işi var. İşte bu andan itibaren de bütün her şey değişmeye başlayacak. Mesela çok yakında çalışmalarımız var. Mesela kişiye özel tiyatro bileti alabileceksiniz. Bu çok önemli bir şey. Yani bu fikirler böyle gelişmeye başlıyor. Onu da kullanmaya başladıkça insanlara değerini de arttırmaya başlayacaksınız. Ve hani normal bilet mi almak istersiniz, yoksa kendinize özel o gitmiş olduğunuz tiyatro ile ilgili kendinize özel bilet mi almak istersiniz ki üzerinde işte başrolde oynayan arkadaşların ya da işte değerlerin şahsi imzaları olduğunu düşünün. Bu tip böyle farklı fikirler, farklı şeyler bu NFT dünyasında yerini alacak. Ta ki dediğim gibi işte sevgili Volkan'a araba satma önemimizde olduğu gibi. Hocam teşekkürler. Sayın Adnan Uğur sormuş. Eğitimde NFT veya blockchain hangi amaçla kullanılabilir? Fikriniz var mı diye sormuş. Tabii ben mesela NFT'yi eğitim vererek kullanıyorum. O şey olur mu? Cevap olur mu? NFT'nin eğitimini veriyorum. Oradan gelir elde ediyorum. Tabii ki yani oradaki bütün süreçlerde de siz bunları Udemy'ye koyup da bir hani nasıl video yapıyorsanız o Udemy'ye koymuş olduğunuz şeyi Udemy aracılığı olmadan direkt NFT dünyasına da koyabilirsiniz. Çektiğiniz bir videoyu, yazdığınız bir kitabın her sayfasını gibi aklınıza ne geliyorsa ya da hani yapabiliyorsanız aklınız erip eliniz iş yapıyorsa ya bunların hepsinin animasyonunu yapıp çok daha fazla böyle hani 2x2'yi böyle kağıt üstünde yazmaktansa 2x2'yi yapıp yani hiçbir şey yapamıyorsanız tepeye bir tane şey koyun, bir cep telefonu koyun şeyle tripodla birlikte önünüze bir kağıt alın, orada bir denklem çözün ve gidin onun NFT'sini yapın. Alın size eğitimden NFT. Hocam teşekkür ediyorum. NFT hocam sorularda gelirse yine yönlendiririm ama NFT aynı zamanda amatör ve etnik sanatçılar için de bir platform olacak mı sizce ileride? Yani kesinlikle. O sanatın sıkışmasından daha çok bir fırsat eşitliği yaratacak da bir şey diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Bir de yeni neslin şeye bakış açısı da değişmeye başlıyor. Yani işte siz de genç arkadaşlarımsınız ama hani çocuğu olanlar var, işte etrafında ufaklıklar yiyenleri olan var. Hiç şöyle bir şey dendiğini
diyebileceklerini düşünüyor musunuz ya da duydunuz mu? İşte sevgili Volkan amca, beni bir kapalı çarşıya götürsen orada bir ziynet bakayım. Bakayım hani beşi bir yerde mi alırım, altın mı alırım? Böyle bir dertleri yok ki. Şimdi oradan farklı, hani bu etnik tarafa geldiğimiz zaman da farklı şeylere bir adresleme yapayım istiyorum. Onların derdi şu anda ışın kılıcı almak. Mesela sevgili Volkan'ın kredi kartı ekspresinde hiç bakıyorum bilmiyorum böyle tek tek ama işte ışın kılıcı, yok uçan kaykay, efendim sihirli pelerin falan görmeye başlayacak yakında. Hani o Steam'ler falan filan var ya, oraya girdiğinizde evet, evet, orada işte böyle parçalar görmeye başlayacaksınız. Hatta beni arayan birkaç yakın dostum var, diyorlar ki ya hocam biz hacklendik mi? Ya diyorum hacklenmediniz. Siz hiç hayatınızda işte LOL ya da işte CSGO'yu oynamadığınız için şeyi kavrayamıyorsunuz. Bu tip şeyler olacak. O yüzden de yeni nesille birlikte şey kavramı da değişecek. Sanat kavramı da değişecek. Yani ben şunu düşünüyorum. Evinize atmış olduğunuz artık yağlı boya tablolar eskiden 5 katsa şu anda 50 kat daha değerli olmaya başlayacak. Dijital artmaya başlayınca. Çünkü el sanatı kalmamaya başlayacak. İşte günümüzdeki el sanatı dediğimiz şeyde eskiden işte tablo yapan, fırça tutan ya da işte palet üzerinde bir şeyler yapan insanlara bakarken, işte demin size yaptığım çağrıdaki gibi işte 3D'ci arkadaşlar varsa, 3D programları farklı kullanabilen arkadaşlar varsa bunlar çok daha günümüzde değerli hale gelmeye başlayacak ki bütün de lütfen dikkat edin, harcayacağı herhangi bir şey yok. Yani evinde zaten bilgisayarı var, elinde zaten iPad'i var, birazcık işte bu bakış açısı, birazcık el becerisi bütün bunların hepsini toparlamış olacak. Tabii birazcık emek istiyor, birazcık emek sarf etmek gerekiyor. Ama en azından sabiti var. Yani bunu ben bu konudan döndürdüğüm çok fazla trader arkadaşım da var. Onu da eklemiş olayım. Bu sürecin içerisinde mesela grafik okumuş ama gidip trade etmeye çalışıyor. Ya diyorum ki bak sen orada işte 2 inecek 3 çıkacak buradan para kazanacağını, burada gel böyle bir mantaliteyle gerçekten olmayan piyasada kendine bir yer edinmeye başla ve parça başı iş yaparak sen orada bu hizmeti sürdür. Anlatabiliyor muyum? En kötüsü gel ben de hani sana yardımcı olayım ve neyin nasıl yapıldığını teknik tarafla ilgili de anlatayım. Ardından da hızlı bir şekilde sen burada döngünü sağlamaya başla. Tekrar söylüyorum bunu yani belki 150 kere daha söyleyeceğim bütün eğitimlerim boyunca. Bunu bir satış aracılığı olarak görmeyin. Yani ben oraya paint açayım da iki tane nokta koyayım bunu satayım gibi değil. Oraya hali hazırdaki elinizdeki değerleri koy. Mesela çok önerdiğim şeylerden bir tanesi özellikle sağ olsunlar ilkokullara işte beni işte, hani vizyon açmam için çağırıyorlar. Diyorum ki sevgili arkadaşlar çizdiğiniz evde çizdiğiniz çöp adamlardan işte böyle çocukluktaki yapmış olduğunuz tüm eserlerin hepsini saklayın. Çünkü onlar sizin bu sürecin içerisinde koyup da yani biz şey söyleyeceğim şimdi diyeceksiniz ki kaç lira eder siz tahmin edin. Cem Yılmaz dese ki ben ilkokulda şunları şunları çizmiştim sadece 10 tane bulabildim dese her birinin ne kadardan ilgi görüyor yani parasal değer olarak söylemiyorum girip ne kadar talep toplayacağını tahmin edebilirsiniz. Bugün o varsa yarın da siz niye olmayasınız? Doğru hocam. Ben burada Şark Hocam'ın sorusu yoksa buyur abi. Şöyle bir şey esasında ben böyle sizle dönem dönem yüz yüze de görüştüğümde öyle ilginç şeyler söylüyorsunuz ki benim kafama böyle çivi gibi çakılıyor. Mesela şeyi söylemiştiniz ben ondan sonra hep telif hakkını sizin olduğunuzu söyleye söyleye arkadaşlara da söyledim. Akbil'de bir şey dediniz bana kripto para demiştiniz. Kesinlikle. Hani, bu benim kafama şimdi de çok acayip bir şey söylediniz benim için. El sanatları değerlenecek diyorsunuz artık. Kesinlikle. Hani çok çok acayip bir şey esasında. NFT'den sonra el sanatları değerlenecek demek çok ciddi bir bakış açısı ve çok güzel bir bakış açısı. Sevgili arkadaşlar bunu hani bilmek için böyle aksakallı şey gibi bilgi biri olmaya gerek yok ki. Kıtlık prensibi. Bir şey çok fazla varsa... Hani bu Bitcoin hikayesi gibi yani Bitcoin ne kadar az var o kadar değeri artıyor. Atıyorum işte coin ismi söylemeyeyim bu sefer de diyorlar ki hocam onu söyledi hurra oraya gidelim. Neyse. Zahmetten yani, bize yazın hocam.
Hocam benim sakallarda daha siyah var, o yüzden galiba oluyor. Valla demin Volkan'la onu konuşuyorduk. Dedim ki hani çok fazla ne olacak diye bakmayın. İşte 5-10 sene sonrası burada sizin yaşlarda arkadaşların da varsa aynı şekilde olacak. Bu arada da sizden rica ediyorum, bizi tüm dinleyen arkadaşlar. Bunu hangi zaman diliminde dinliyor olursanız olun, şu anda canlı ya da sonrasında dinliyor olsanız da, eğer bu konuda el becerisi olan herhangi bir şekilde şu anda geliri olmayan ya da en azından elindeki şeyleri ne yapacağını bilemeyen insanların böyle bir imkanı olmaya başladığını, ha bunun şimdi herhangi bir faydasını görmeyebilir ama ilerleyen süreç içerisinde şimdiden başlayıp, hani şöyle düşünün bunu, internetin ilk çıktığı zamanlarda internet sitesi açıp ne olacağım diyen şeylerden çok daha ileri düzeydeyiz. Ama ne kadar öncesinde bunda yer alırsanız, bir de benim yaptıklarım tutar mı tutmaz mı, işte şu olur mu bu olur mu diye düşünmeyin. Biliyorsunuz her şeyin bir alıcısı var. Her şeyin bir bakış açısı var. Bu arada da NFT dünyası içerisinde de her gördüğünüzde çok fazla inanmayın. Çoğu PR amaçlı yapılmış durumda. Yok efendim işte iki tane şunu çizmiş, bunu yapmış da işte 1 milyon lira etmiş falan filan. Bütün bunların hepsi bu ekosistemin esasında ben zararına değil faydasına görüyorum. Çünkü insanların ilgisini çekiyor. Gelip de kendisi bir şey yapmaya çalıştığı zaman doğruyu yanlışı da görüyor. O yüzden de en azından geçtiğimiz dönemlerdeki bütün eğitim kapanışlarında şunu söylerdim. Derdim ki oyunun kuralları konmuş olan bir platformda siz oyuncu olacağınıza, oyunun henüz kuralları konmamış olan bir platformda oyunun kural koyucusu olun diyordum. Tekrarlıyorum. Oyunun kuralları konmuş olan bir platformda oyuncu olacağınıza, bu oyunun platform üzerinde henüz kuralları konmamışken o kuralları koyuculardan biri siz olursanız bu sürecin içerisinde bambaşka yerler edinebilirsiniz. Hocam ağzınıza Ağzınıza sağlık. sağlık hocam. Teşekkür ederim. Rica Volkan hocam. ederim. Ben bir soru daha geldi aklıma. Soru gibi değil de bu hocam. Şu Sabah Tümer'in biliyorsunuz gülüşünü NFT yaptılar ve yüksek bir meblağa satıldı. Bu ilk haber olarak geldiğinde şey gibi bir algı yaratıyor. Ben ne yapayım? Sabah Tümer'in gülüşünün NFT'sini. Hani buradan yola çıkarsak da biraz bazı şeylerde dediğiniz gibi PR'da kullanılan yüksek meblağlı olaylarda hep akıllara şu da geliyor. Kara para aklama mı oluyor NFT'de? Bu konudaki görüşünüz nedir? Bu da aynen şuna benziyor, işte sürekli sordukları Bitcoin maksimalistleri diyor ya, Bitcoin çıkmadan önce kara para aklama yok muydu? Şimdi o dipsiz kuyu, onu öyle deseniz öbür taraftan başka bir şey çıkacak. Bunu böyle deseniz başka bir şey çıkacak. Her dönem içerisinde her seferinde farklı bir şeyler olacak. Mesela bu sabah Bloomberg HD'de sevgili Gözde Kuyumcu'nun İşte 1 saatlik radyo programına konuk oldum. Mesela orada da en çok ilgimi çeken sorulardan bir tanesi, hocam işte duvarlara bu billboardlara şey asıyorlar, reklam asıyorlar ve reklamlarda Bitcoin'i böyle yuvarlak coin şeklinde metal olarak gösteriyorlar. İnsanları bu şekilde işte algısı değişiyor ve insanları dolandırmaya çalışanları da gidip onları böyle yuvarlak işte 3-5 liraya alabilecekleri metal ya da işte plastik paralarla gidip insanları kandırıyorlar. Şimdi buna söylenebilecek bir şey de yok, yapılabilecek bir açıklama da yok. Yani hani bu şey gibi, efendim bıçağı yarattınız, bıçakla çok güzel jülyen salatalık da doğrayabilirsiniz. Kötü tarafını söylemeyelim. Yani o yüzden bunlar çok böyle cevabı olup cevabını çok uzun saatler tartışabileceğiniz, bir de hem o amaca hizmet eden hem bu amaca hizmet eden bir sürü altyapıyı kullanmakla doğru orantılı şeyler. O yüzden de yani ne evet ne hayır. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bir izleyicimizin sorusu var hocam. Elimde dünyada tek olarak çekilen bir haber fotoğrafı var. Bunu NFT yapmak için ne yapmam lazım? Bu soruyu akabinde ben de sorumu birleştirdim. Kendi sorumu. NFT yapmak isteyen arkadaşların yüksek ücretli komisyon ödemeleri var. Bu konuya da bu soruya birlikte değinebilirseniz Tabii, tabii hocam ki, çok tabii sevinirim. ki. İlla ki çok yüksek meblağlara ihtiyacınız yok. Mesela Mintable var. Mintable
üzerinde şu anda ücretsiz NFT yaratabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, NFT demek herhangi bir şekilde satmadığınız sürece size maliyetli olan bir şey değil. Ve NFT'ye para gözüyle bakmayın. Benim işte elimde şöyle var, bunu alır da şöyle satarım falan filan diye bakmayın. Öncelikle NFT'nin ne olduğunu, arkadaki mantaliteyi anlayın. Ve aramızda bizi dinleyen yazılımcı arkadaşlar da varsa bunları demin dediğim gibi yani GitHub üzerinde açık 5 satır kodla burada oyunun kuralları koyucu o hale gelebilirsiniz. Ücretsiz bu işi çözebilecek de bir sürü platform var. Demin işte kaçırmadıysanız, dinlediyseniz bizi 22 tane farklı platform da var dedim. Bunların içerisinde eğer blok zincir üzerine bir şey yazmaya ihtiyacınız yoksa satışla ilgili ya da herhangi bir kayıtla ilgili o zaman bunlara bunları mint eden ve elinizde tutmaya yardımcı şeyler var, siteler var. Bunu da illa bu arada da tek bir blok zinciri üzerinde yapmak zorunda da değilsiniz. Yani şu anda çok düşük maliyetlerle biliyorsunuz bir sürü blok zinciri var. İşte Ethereum var, Matic var, Polkadot var, Avalanche var, Tron var, Varoğlu var. Bir sürü ne diyelim ona blok zinciri üzerinde yavaş evet. yavaş bunlar gelişmeye başlıyor. Yapısal olarak oluşturulmaya başlıyor. O yüzden de hani siz yeter ki NFT yaratmak isteyin, NFT oluşturmak isteyin. Arkasından gelir. Teşekkür ediyoruz. İlla para harcamız gerekmiyor. Türkçesi bu. Evet, genelde şey diyorsunuz hocam, NFT'ye illa para kazanacağım ya da para gözüyle bakmayın. Maalesef hani bu ben de dahil yani bir şekilde çünkü hep bizim önümüze koyulan işte bir NFT yapıldı şu kadara satıldı, bir NFT yapıldı bu kadar para verildi vesaire. Bunlar olunca hep para ön planda olduğu için ister istemez insanlarda da bir getiri sağlama şeyi oluşuyor. Diyor ki işte dediğiniz gibi çöp adam çizeyim, ben de şöyle bir yeteneğim var bunu yapayım bundan para kazanırım. Ama oraya koyduğunda ha diye de satılacak bir şey değil bu. Ama genelde bu algının kırılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü herkes dediğim gibi ben de dahil hep bir oradan bir gelir sağlama üzerine düşündüğümüz için belki de yanılıyoruz. O yüzden yaratıcılığımızı biraz da zedeliyoruz bu noktada. Bir de şu anda yapmış olduğumuz şeylerle geçmiş dönemden gelene kadar çok fazla arkada sorgu çalıştırıyoruz. Yani işte ilk şeyi hatırlayın, ilk altcoin'i kurmaya başladığınızda ilk altcoin'in hani bu yapısı olmadan şeyde miydi, Kabataş'ta mıydı, o arka tarafta şeylerin orada çeşitli kahvelerde toplandığınız cuma günlerini hatırlıyorum ben, kripto evet. cumaları. O zamanlar içerisinde daha yeni gelen, ilk defa gelen arkadaşlara hani bu kripto paraları, blockchain'i zaten anlatan yok, onu anlatan 3-5 kişi var. Onları da bu arka taraftaki olan bitenlerin tamamen kripto paraların haricinde işte bu DeFi'nin, NFT'nin de bu tarafta dönmeye başladığını fark ettiklerinde blockchain'i anlamaya başlıyorlar. O dönemlere gidin bakın, o dönemdeki arkadaşları nasıl ikna ettiniz, bu döneme nasıl getirdiniz, hangi süreçler yaşandı, burada da aynıları yaşanacak. Doğru, buradaki en büyük sıkıntı şurada. Herhangi bir merkezi yapısı olmadığı için buradaki benim en önem verdiğim şey mağduriyetlerin olmaması. O yüzden de elimden geldiğince bütün hani canlı yayınlara katılıp özellikle canlı olmasına dikkat ediyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü şeyde o kadar fazla bir bilgi kirliliği var ki işte o öyle, bu böyle, şunu şöyle yap. Bir de herkes her yazılığını aynı şekilde algılamıyor. Hani gene Cem Yılmaz'ın bir şey örneği var ya, herkese o oksijen giriyor da o oksijen içeride hani başka tepkimelere yol açıyor. O yüzden de olduğunca hani birebir böyle sohbet cevap şeyde soru cevaplarda sohbetlerde daha çok verimli olduğunu düşünüyorum. Aynen. Teşekkür ederim hocam. Başka gelen soru göremiyorum. Şarkı hocam var mı sorun? Hocam sorularım var. Fakat hani hayata dair sorulara da 11.30 gibi bilmiyorum. Hoca da dedi şimdi hani çok vaktimiz yok gibilerinden. Benim
Benim 11.30'a kadar sizleyim. Eğer varsa şeyiniz, yoksa erken de bitirebiliriz. 11.30'da da bitirebiliriz. 11.30'da çünkü benim ikinci öğlenim olmaya başladı. Hani böyle saat normal 11, bir de akşam 11.30. Bu tamamen gün içinde çalışan tayfa diyeyim ona. Artık saat 11.30'da başlıyoruz. İşte 11.30, 1, 1.30, 3, 3.30, işte 4 civarı böyle dilimler halinde eğitimler devam ediyor. Hocam peki eğitimler ne durumda? Bu arada ondan da biraz bahsedelim. Eğitimler talep nasıl? Eğitimlerde gerçekten bir şey öğrenip de yapmak isteyen arkadaşlarımızın yoğunluğu artmaya başladı. Ama bu biliyorsunuz ki hani ben özellikle çok fazla trader kitlesine hitap etmediğim için orada sizin ekosistemin içerisinde, yani ekosistem esasında hepimizin de o trader ekosistemi içerisinde bu konuyla ilgili ne yazık ki çok fazla talep yok. Onlar daha fazla işte nereden neyi anlarım mantığında gitmeye çalışıyorlar. Ama yavaş yavaş bu şeyleri fark edenler, işte bu hani ana omurgadan ayrılıp da ya bak işin bu tarafı da varmış diyen arkadaşlarımızın sayısı artmaya başladı. Öyle söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ediyorum. Bir de şöyle bir anket yapalım. Mesela şu anda bizi kaç arkadaşım dinliyorsa, atıyorum 10, 50, 100 neyse, kendilerine 66'yız bir hocam şu an. 66, tamam. Peki buradaki 66 kişiden her biri ne kadar eğitime bütçe ayırabilir? Bir kendisi onu düşünsün. Yani normal harcadığı kripto paraya harcadığı bütçeden ne kadarını bu tarafa ayırabilir? Bir bunu sormalarını istiyorum. Bir de ikincisi de risk iştahı testi diye bir şeyim var benim. Bunu genelde hani her şeyde eğitimimin sonunda yapmaya özen gösteriyorum. O da şu. Mesela şimdi ben size rakamlar söyleyeceğim. Bu rakamlar içerisinde risk iştahı, hani normal bir şeyde konvansiyonel piyasada nasıl kendinizi hissettiriyor? Onun testini yapın. Kimsenin kimseye bir şey söyleme şey yok. Sadece kendi kafanızda deyin ki ben şu cevap veriyorum ya da bu cevap veriyorum. Şimdi yapacağımız şey de şu. Ben size belirli bir rakamdan başlayıp onun altını ve üstünü söylemeye başlayacağım. O andan itibaren kendinize şunu sorun. Evet, ben burada toptan çıkardım. Hayır, ben burada toptan çıkmazdım. Hazırsa herkes şöyle bir 5-6 şeylik bir risk analizi şeyini yapalım. Herkes kendi analizini yapsın. Ben Başlıyorum. hazırım. Tamam. 5. 5 ile başlıyoruz, tamam mı? 8. Kimseye söylemeyin. Deyin ki ben şu anda çıkmıştım, içim rahat. 14. 2. Bitti. Şu anda herkes böyle bir şey olmuş. Şimdi hani çok da oyunu Fitilden uzatmak sattım istemiyorum. hocam. Ben fitilden sattım. 14'te Ben fitilden sattım ben. fitilde çok tereddütte kaldım ya. Bunu hep böyle hani gülelim eğlenelim diye anlatıyorum. Yoksa arka tarafta hani böyle bildiğim işim değil. Sadece şuna denk geliyorum. İnsanların psikolojisinde hep bu oyunun sonu, bu sohbetin sonu komple böyle bir kahkahalarla bitiyor. Niye diyeceksiniz? 14'ten alanlar 2'ye geldikleri için artık üzülmemeye başlasınlar. İşte 2'den topa girip de 14'e çıkacak olanlar da çok sevinmemeye başlasınlar. Sonucu doğurtmaya çalışıyorum kafanızda. O yüzden de herkesin bakış açısı ve şeyi farklı. Bir de şunu gördüm ki hani o da gene izlenim olarak söylemiş olayım size de. Bütün herkes kendi oynadığı şey açısından ya da buna oyun deyince de kızıyorlar, ciddi bir işti biliyorsun sevgili Volkan, buna da reklam verdiniz ya siz işte şey Aynen. değil diye, borsa oyun değildir diye. Şimdi o açıdan baktığınızda da mesela bir arkadaşımın cebinde 100 lira var, öbür arkadaşım aynı şeyi, cümleyi atıyorum işte 100 bin lira için değerlendiriyor. Ya sen işte %2 kaybettiğin zaman birisi 2 lira kaybediyor, birisi 2 bin lira kaybediyor. O yüzden de hani böyle bir ortamı da yok. Hani herkes böyle bir şeylere, kademelere ayrılmış da ona göre bir şey yok. Ki özellikle yatırım aracı kurumlarında ya da hisse senetlerinde biliyorsunuz onlar mesela işte VIP şeyler olarak geçer, müşteriler olarak geçer, belirli şeyleri vardır. Onların limitlerine göre işte değerlendirilir falan.
Ama bu piyasa gerçekten ilgimi çekiyor. O yüzden de hani herkesin kendi bakış açısı riski. Ama şu oyunu diğer arkadaşlarınıza da çevrenizle de oynamanızı tavsiye ederim. Yani söyleyeceğiniz rakamların ne olduğu önemli değil. İsterseniz 5'ten başlamayın, 50'den başlayın. Ama 2 yukarı, 3 aşağı, işte 5 ileri, 2 geri geldiğiniz andan itibaren herkes kahkaha atmaya başlıyor. Neden? Çünkü o parayı yatırmıyor. Hocam bir de 2'den sonra ben dedim bir iki tur daha gelir hani tamam düştük ama bunun çıkışı vardır dedim. Direkt kesildi. Ümidi kaybetmeyeceğiz değil mi hiç? Öyle bir şey. Aynen. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz bu arada. Rica ederim. Eğer sorumuz yoksa şu ben başta söylediğim yatırım tavsiyemi vereyim. Ondan sonra da herkese iyi akşamlar diyeyim kaçayım. Hocam şöyle, Volkan hocam pas atacak bana zaten ama hayata dair sorularımız var. Hızlı cevap verilen. Ondan sonrasında isterseniz alalım. Ratingler tamam. Biraz daha artsın. Hani böyle. Tamam. Bunu iki sene önce yapmıştık ya. Evet. Sorular yeni mi yoksa dönüp demesinler. Hocam orada o cevabı vermişim. Burada bu cevabı. Onunla da ilgili bir hikaye var. Onu da biliyor musunuz bilmiyorum. Geçen gün Özgür Hoca anlattı galiba bu hani olaylı şey televizyon canlı yayınında Einstein hikayesini. Onu bilen bilmeyen var mı? Bu arada da yanlış söylemeyeyim. Özgür Hoca mı anlattı? Sevgili Erkin Şahinöz mü anlattı? Onu da hatırlamıyorum ama Einstein soruları çıkartıyor. Diyor ki bu sene bu sınavda diyor bu soruları soracağız. Asistanı alıyor. Diyor ki bu soruları diyor geçen sene sormuştunuz emin misiniz diyor. Eminim diyor sen onları ver ama diyor bakın bu sorular herkesin elinde var onlar biliyor bilgisi dahilinde diyor. Einstein'ın da cevabı şu ben bir fizik mühendisi olarak bunu hani önemsediğim için anlatıyorum. Einstein benim için ayrı bir yer taşıyor. Diyor ki sorular aynı ama cevapları farklı. O yüzden de tahmin ediyorum Erkin hocam anlatmıştı. Şimdi gözümde canlanmaya başladı. Bu açıdan baktığımda şey olmasın burada. Kavga çıkmasın. Ha, çıkmasın ama ben Einstein tarafındayım. Ben kimse tarafında değilim. Onu da söylemiş olayım. Biz de sizin olayım. Taraftayız hocam. Tamam başımın üstünde yeriniz var. Evet buyurun dinliyorum. Buyur Şarkı hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hızlı cevaplar istediğimiz yeni sorularla yepis tamam. Yeni sorularla biraz da deneksiniz. Bakalım hangi soruda tepki gelecek diye merak ediyorum. Hocam şununla başlayalım. Buyur. Bugün saat kaçta uyandın? 7. Bu peki hocam. Ailen seni nasıl tanımlar hocam? Deli. Çocukken en çok neden korkardın? Fahrettin diye bir arkadaşım vardı ondan korkardım. Beni buradan duyuyorsa da eğer hayattaysa Allah uzun ömür versin. İlk defa da öğrenmiş olur burada. Bir suç işleme hakkın olsaydı ne olurdu hocam? Suç işlememek. Kendinle ilgili en çok geliştirmek istediğin şey ne hocam? Bu çok şey sakat bir soru. O yüzden ne diyeyim? Bilmediğim şeyleri öğrenmek diyeyim. Pas demeyeyim. Yok cevabım olur. En son neyi keşfettin hocam? NFT'yi. Hangi hatayı affetmezsin? Dürüst olmayan. Kendinde olmayan tek bir yetenek şansı olsaydı, seçme şansın olsaydı neyi seçerdin hocam? Yeteneklerimden memnunum. Herkesin kendi yetenekleriyle bu dünyada barışık olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de çok başkasına heves etmezdim ya da başka şeyleri. Peki haftanın en sevdiğiniz günü? Cumartesi. Saturday Night Fever. Yılın en sevdiğiniz ayı? Yılın en sevdiğim ayı tabii ki Temmuz. Bir kahraman olsaydınız hangi kahraman olmak isterdiniz? Henüz olmamış olan. En çok hayatınızda neyi başarırken zorlandınız? İnsanlara kripto parayı anlatırken. Renk körü olmak mı, tat duyusunu kaybetmek mi? Açık göz olmak. İyi bir aşçı mısın yoksa iyi bir ressam mı? Oo, çok iyi yerim. Bırakın resmi. Yani resmi bile yerim, öyle söyleyeyim. Güzel bir soru daha geliyor hocam. Yılın 3 ayında tatil yapmak mı, her ay haftada bir defa tatil yapmak mı?
Ben bunu yaptım da beyaz yakalıyken hani bir gerçek hikaye olsun diye söyleyeyim. Mesela 15 günün 15 hafta her cumasını alıp haftayı 4'e bölüp 3 gün bana çok karlı geliyordu. Mesela 15 günlük tatilimi böyle kullandığım seneler olmuştu. Teşekkürler. Hocam şöyle bir şey var. WhatsApp'ta WhatsApp görüşmelerin mi yayınlansın, WhatsApp fotoğrafların mı yayınlansın? Hangisine izin verirdin? Valla beni canlı yayın alsınlar. Niye? Ben canlı yayında da o fotoğrafları veririm, görüntüleri veririm. Sıkıntı yok. İstek olduktan sonra sıkıntı yok. Sıcak havamız. Yiğitle ilgili biliyorsunuz böyle şeylerimiz var, atasözlerimiz var. Çok dile getirmeyin. Evet hocam. Hocam sıcak hava mı soğuk hava mı seversiniz? Ben sıcak. Bu arada dünyada... da istemediği yerde ot bitermiş hesabı soğuktan hiç haz etmem. 18 ay Sarıkamış'ta askerlik yaptım. -57 derece gördüm. O yüzden de hani böyle bir şeyiniz varsa ben onu yapmam, onu yetmem. İşte şunu yetmem, bunu yapmam. Bu arada da mesela herkes patlıcandan soğur. Ben hayatımda ilk defa askerde patlıcanla tanıştım. Daha önce yemezdim. O da benim mesela ilginç anılarımdan bir tanesi. Eğer askere gitmiş arkadaşlarım varsa herkes orada işte patatesten, mercimekten soğur. Hayatımın mesela en ilginç şeylerinden bir tanesini askerlik bana patlıcanı sevdirmekle verdi. O da ilginç. Ben de bu arada patlıcana bayılırım hocam. Favorilerimden biridir. En iyi arkadaşının mı yoksa düşmanının mı zihnini okumak isterdin hocam? Düşmanın tabii ki. Biliyorsunuz düşmanı yakında tutmak kadar size artı değer katacak hiçbir şey yoktur. Bizans generalleri yani. Anlata anlata artık şey gibi general kıvamına geldi. Hocam bir evcil hayvanınız var mı? Varsa sizin için ne ifade ediyor? Var. Hayatımda en çok korktuğum şey sevgili eşimin destekleriyle birlikte pozitif bir tarafa döndü. Bu tarihe kadar derler ya niye korkuyormuşum diye. Ama onun da bir çok kısa hikayesini, anekdotunu anlatmak isterim size. Bir gün oturuyoruz arkadaşlarla üniversite ortamında. Ben de gerçekten hani korkuyorum. Bu çocukluktan gelen bir şey. Hiç hayatım boyunca da hani evcil hayvanlarla hiç böyle bir haşır neşirli olmamıştı. Evde de bir arkadaş geldi, dedi ki köpek var, köpeği arka tarafa bağlayalım, ama minik kanişler var ya böyle kıvır kıvır olanlar. Arkanın kapısı açılmış. Şimdi size o anı canlandıracağım. Böyle şeyde kimse koltukta da oturmuyor biliyorsunuz, üniversite dönemi, herkes işte yerlerde serilmiş vaziyette. Bana da bariyer yapmış durumda arkadaşlarım. Yani bana ulaşabilmesi için 4-5 arkadaşımı atlaması lazım. Size aynen o anı canlandırıyorum şimdi. Böyle geliyor. Hani böyle insan bir şeyden kaçarken ya da şey yaparken film şeridi geçer derler ya. Diyorum ki bir de fizik okuyorum. Fizik mühendisliği okuyorum. İlk kafada şunlar canlanıyor. Diyorum ki bu saniyede kaç acaba şey atıyor? Adım atıyor. Orada diyorum bana ulaşması için işte kaç metre bölü saniye şey var. İşte x eşittir vt falan, bunlara girdim. Yani o dönemin içerisinde ve hiç hayatım boyunca unutamam onu. Ve hani şey olur ya, kısa metrajlı komik filmler bazen birbirine forward ediyor insanlar. Mesela arkadaşlarım da çok komik. Birisi saatliyor, tutamıyor, öbürü ama bir de o kadar kıvrak ki böyle. En sonunda geldi, şuramda durdu. Böyle şöyle durdu. Ve şuradan böyle bir dil darbesiyle bir şey aldı. Ben gitmişim, bitmişim yani o anda. Yani benim için son nokta gibi gelmişti. Ve çok ilginç anlarından biri. Ondan sonra da bir sevgili kedimiz var. Olmayan herkese de buradan da sevgili Oytun Es'e bir selam göndermiş olayım. Onun da kedileri var. O da bu konuda bayağı şey. Buradan onun da adını almış olalım. Hocam teşekkür ederim. Alternatif tıp mı, doktora gitmek mi hocam? Alternatif coin, altcoin Türk. Hocam dondurmanın üstündeki, en üstündeki top neli olmalı? Vallahi külahını böyle tek başına atarım böyle ağzıma bak. Hiç ne olduğu önemli değil. Külahla beraber giderim. Podcast mi, tartışma programı mı hocam?
Ya bu podcastleri ben çok tutturmaya çalıştım. Hatta yani birkaç tanesinde dedim ki yanlış bir şeyler anlatayım. Bak oraya kadar geldim. Yanlış bir şeyler anlattım. Onu koydum. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi ki ya hocam sen burada ne diyorsun? O kadar dinlenmiyor. Yani bakın bu da hani mesela herkes der ki şöyle oluyor böyle oluyor. Ben yanlış anlattım. Dedim ki işte Satoshi dedim işte Volkan Korkmaz'dır. Yok efendim dedim ki işte Bitcoin esasında adı işte Michael Jackson'dır falan. Ama böyle anlattım. Ondan sonra da Spotify'a SoundCloud'a yükledim. Öyle benim işte oradaki şeylerim içerisinde podcastlerim içinde duruyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi ki hoca sen ne diyorsun ya? O zaman o kültür yok tartışma. Hocam maalesef ya. O kültür yok. Evet. Maalesef. Son 3 sorum hocam. Her insana ikinci şansı verir misin? Ben insanlara çok şans veririm. Sadece doğruları yapması için ama ilk şansta biterler. Uzaylılar var mı hocam sence? Var tabii ki. Hatta benim kolumda var. Çoğu arkadaşım bilmez ama bakayım buradan gösterebilecek miyim? Stüdyoda bir ilk. Devrim Hoca uzaylısını gösteriyor. Bakayım buradan görebilecek misiniz? Şöyle uzağa mı götüreyim? Bakayım. Gör, bir çıt uzakta olması lazım. Şöyle yapınca şuradan görüyor musunuz? Evet. Bakayım şöyle. Benim bir uzaylım var ve bu uzaylı şurada. Şöyle daha yakından görmek isteyenlere de olursa pandemi sonrasında onlara da yapıyoruz. Bu benim için uzaylılar çok önemli yer taşıyor. Çünkü uzaylılara inanan birisiyim ve kolumdaki dövmeden ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama bir uzaylının elinde bir dünya var ve o dünya üzerinde de böyle bir şeyim var, bakış açım var. Yadırganlar olabilir, yadırgamayanlar olabilir ama uzaylılar benim için her zaman şeydir, bir incelenmesi gereken bir konudur. Ta ki işte kola dövme yapana kadar. Hocam bilginiz vardır muhtemelen, bu konuda araştırmalarınız olmuştur. Bunu bir gün lokalde şey yapalım, konuşalım. Konuşalım tabii ki, tabii ki. Şey olacak. Ama, korkmak yok ama. Tamam. Korkmaz zaten hocam, soyadı korkmaz. Soyadımız korkmaz. Tamam, o da şey, güzel, doğru. Flash Devrim Danyal Altcoin Türk programında soyundu gibi bir şey oldu. Soyundu tam o işte. Aynen. Stüdyoda gerginlik falan diyorlar ya. Hocam son sorum. Ölümsüz olmak ister miydin? Ölümsüzüz zaten. Biz kafaca bittiğimiz anda ölüyoruz. Yoksa biliyorsunuz hiçbir şey yoktan var edilemez. Vardan yok edilemez enerji temelinde. Biz de enerjiden oluşuyorsak demek ki hiçbir zaman yok olmuyoruz. Hocam teşekkür ettim. Benim sorularım bitti. Samimiyetle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah bizi dinleyen sevgili arkadaşlarımız için de bir artı değer taşımıştır. Gecenin bu saatinde birazcık enerjilerini arttırıp onları gülümsetmek amacıyla her zaman farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz de bu şekilde keyifli geçiyor. Şu en son tavsiyemi de vereyim. Sonra da birileri illa takılıyor, diyor ki hocam işte verecektiniz vermediniz. Sevgili Volkan, bana en son deyin ki siz verin deyin, o zaman vereyim. Buyurun. Hocam şöyle yapalım. Geçen sene program sonunda da sormuştum size. Altcoin Türk'ü burada yeni kullanıcı, yeni izleyen arkadaşlarımız da var. Altcoin Türk'ü bir de sizin ağzınızdan dinleyip yatırım tavsiyesini alalım ve programı sonlandıralım inşallah. Tamam. Altcoin Türk benim her şeyden öte bir ekosistem içerisinde iyi insanların nasıl olabileceğini gösterdiği ve o topluluğun da tepedeki insanlardan aşağı doğru nasıl pozitif yansıyacağını gördüğüm en temel olgulardan bir tanesi. O yüzden de bu iki arkadaş artı İsmail, hani hiç tanımayanlarınız varsa benim için çok ayrı bir yerdedirler. Kendileri bile belki bunun farkında değillerdir. Ama hani yaklaşık akademide 30 binden fazla insanla böyle göz göze gelip onların enerjisini alıp verdikten sonra ikisine de hem çok saygı duyuyorum hem de yapmış oldukları iş bu esasında kolay da bir bu ekosistemin içerisinde sağlam durmak da çok kolay bir şey değil, iş değil. O yüzden de burada
hepinizin şahsı önünde de kendilerini hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Böyle bir olguyu uzun zaman ayakta tuttuğunuz için ve inşallah da el birliğiyle davet daha yukarılara taşır halde olursunuz bu ekosistemi diyeyim. Yatırım İnşallah tavsiyesine ya. De gelince de biliyorsunuz vakit eşittir nakit. Vakit kazanmak için de illa arabalara binmek, motorlu farklı taşıtlara binmek yerine direkt motorun kendisine sahip olup o motorla birlikte o rüzgarın keyfini yaşayarak iki tekerin üzerine geçmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden de orada kazanacağınız vakit size nakit olarak da bir artı değer taşıyacak. Buna da sevgili Şark herhalde şey yapar, bir katkıda bulunur üstüne. Hocam 25 senedir 26 senedir bir fil motosiklet kullanan birisi olarak benim için parmak arası terlik gibi, size de söylemiştim motosiklet. Evet, herkesin akıllı uslu gittikten sonra bir tane motosikletinin olması gerektiğini, hatta keşke fırsatı olsa bir tane de bisikleti olmasını öneririm sağlık açısından. Ağzınıza yüreğinize sağlık, bilginize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen dostlara da bir sürü lisan ettiysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Volkan hocam söz sende. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ne zaman çok isterseniz. Çok keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık. Mutlaka bizi izleyenler de aynı şekilde düşünüyorlar. Zaten yorumlarda da yazmışlar, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Sağ olun baba.